Kitabımızın adı Kuyucaklı Yusuf. Yazar Sabahattin Ali. Yayın evi Ren Kitap. Birinci kısım 1. 1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın'ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyüne eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler. Kaza kaymakamı Salahattin Bey, müdde umumi ile doktoru yanına alarak ertesi gün tahkikata bizzat gitti. Jandarma komutanı izinli olduğu için yanlarında bir baş çavuş ve 3 jandarma neferi vardı. Siyah kuzu derisi kalpaklarından ve doktorun fesinden renkli yağmur suları süzülüyor, şakaklarında garip şekiller çizdikten sonra çenelerinin altında birleşerek göğüslerine damlıyordu. Yolun iki tarafındaki ıslak söğüt ve hayıt ağaçlarına düşen yağmur damlaları hafif, melankolik bir tıpırtı çıkarıyor, atların kumlu yolda intizamsız izler bırakan ayakları gıcırtılı ve ezik sesler veriyordu. Köye yaklaştıkça yolun kenarındaki ağaçların cinsi değişti. Şimdi birçok incir ve ceviz ağaçları yolun kenarında koyu yeşil iki duvar gibi yükseliyor, hatta bazı yerlerde iri cevizler tabi bir kemer vücuda getiriyordu. Bu kasvetli ve şıpırtılı günde hiç ses çıkarmadan ilerleyen kafileyi görmek insana elinde olmadan bir ürkeklik veriyordu. Yaşı 35'ten fazla olmamasına rağmen kalpağının kenarından bembeyaz saçları görünen kaymakam en ileride, başı önüne eğili ve gözleri atın ıslak ıslak sivrilen kulaklarında gidiyordu. Müdde-i umumi sağında ve biraz acemice ve korkak, atın üzerinde sallanıyor, bir türlü ateş almayan çakmağından sigarasını yakmaya uğraşıyordu. Doktor ise kalendar, gün görmüş bir adamdı. Güzel tambur çalardı. Şimdi de bıyıklarından sular akarak hafif hafif ıslık çalıyor, bugünlerde çalıştığı kemençeci usta Nikolaki'nin mahur saz semaisini tekrar ediyordu. Arkadan gelen 4 jandarma yamçılarına bürünmüş ve martinlerini sırtına çaprazlama asmışlardı. Yamçılar atların kasıklarına kadar uzandığı ve tüylü siyah bir ehram halinde süvarisiyle hayvanı birleştirdiği için bir tek mahluk gibi görünüyorlardı. 2 saat kadar sonra Kuyucak'a geldiler. Çamurlu sokaklarda hiç kimseler yoktu. Yalnız çıplak ayaklı küçük bir kız çocuğu elinde bir değnek ile mütemadiyen bağıran ve kanatlarını telaşla çarparak koşan birkaç kazı kovalıyor, onları bir bahçe çitinin alt tarafındaki ufak delikten içeri sokmak istiyordu. Atları görünce ekşi kokusu ta uzaklara kadar yayılan bir gübre yığının üzerine çıktı. Değneğini ayaklarının ucuna dayadı ve büyük gözlerle geçenlere bakmaya başladı. Atlar köşeyi dönünce kazları olduğu gibi bıraktı. Elinden değneğini atarak evine koştu. Gelenler hiç dinlenmeden muhtarı da alarak cinayet yerine gittiler. Burası köyün kenarındaki küçük, bahçeli bir evceizdi. İki kanatlı siyah bir kapıdan ufak fakat çiçekli bir bahçeye giriliyor, iki sıra şimşir fidanlarının ve birkaç küçük kays ağacının arasından geçildikten sonra karşıya tahta bir merdiven çıkıyordu. Merdivenin üst başında önlerine ilk gelen odaya girdiler. Gördükleri manzara hepsinin, hatta bu gibi şeylere alışkın olan jandarmaların bile tüylerini ürpertti. Kapıdan girince sağ tarafta bir yük, onun biraz ötesinde yüksek bir konsol vardı. Konsolun üzerinde bir cam fanusun altına konulmuş eski usul bir saat, kırmızı gaz bezleriyle örtülü, abajurlu iki petrol lambası, sarı yaldızlı çerçeveli büyükçe bir ayna ve aynanın üst tarafında, duvarda kılıflarıyla asılmış bir çift çakmaklı tabanca duruyordu. Karşıda perdeleri tamamen inik olan pencerelerin önünde bütün duvar boyunca uzanan, üzerine hah döşeli alçak bir sedir ve sedirin köşelerinde pazen yüzlü minderlerle yastıklar, yastıkların üzerinde ise fiyonk yapılmış sırma işlemeli yağlıklar vardı. Sedirle kapı arasında ayak ucu kapıya doğru bir yatak yatıyor, yatağın üzerini tamamen örten ve uçları biraz da yere uzanan yorganı hareketsiz iki insan vücudunu kabartıyordu. Yatağın kenarından başlayıp odanın ortasına kadar yayılan ve orada ufak bir gölcük meydana getiren pıhtılaşmış kan da bu odada bir takım hadiseler olduğunu söylüyordu. Fakat odaya girenleri dehşet içinde bırakan ne bu bir miktar kan ne de yorganın altında görünmeden kabaran bu iki vücuttu. Onları sedirin köşesinde diz çöküp oturan ve kendilerine sabit gözlerle bakan küçük bir çocuk görmüşlerdi.
Kaymakam ıslak kalpağını biraz geriye attı. Çocuğa doğru yürüdü. Bu esnada doktor da yorganın kenarlarını kaldırarak ölüleri muayeneye başlamıştı. Kaymakam sordu. Kimsin oğlum sen? Ben Yusuf'um. Kim Yusuf? Ethem Ağa'nın oğlu Yusuf. Kaymakam şaşırmış gibi suallerini kesti. Çocuk ölenlerin oğluydu. Burada ne bekliyorsun? Eliyle ölüleri gösterdi. Nah, bunları bekliyorum. Ne zamandan beri buradasın? Akşamdan beri. Vukuattan sonra jandarmaya koştum, haber saldım, sonra yine geldim. Fukaraları nasıl yalnız bırakayım? Korkmuyor musun? Anamla babam, nesinden korkayım? Vukuat olduğu zaman burada mıydın? Yanı başımızdaki odadaydım. Anam bağırınca uyandım. Koştum geldim ama imansızlar ben gelene kadar babamı da anamı da kesmişler. Sana bir şey yapmadılar mı? Biri bana da saldırdı ya. Aşağıdan başka biri geldi, öbürünü aldı götürdü. Elinde ne vardı? Çocuk ehemmiyet vermek istemeyen bir tavırla başını salladı ve elini uzattı. Odaya girdiğimde anam daha canlıydı. Debeleniyordu. Hemen eşkıyanın üstüne atıldım. Azıcık boğuştuk. Ama anacağızım depreşmez oldu. Ben de yakasını bıraktım. Sonradan bir baktım, dövüşürken parmağım kesilmiş. Çok acıdı ama şimdi biraz hafifledi. İleri doğru uzattığı sağ elinden kan paçavraları düştü. Parmağının kopuk bir et parçası halinde aşağıya sağlandığını görünce hepsi hayret bir dolu ürperme geçirdiler. Doktor, ölülerin üstüne yorganı tekrar çekerek çocuğun yanına geldi. Kopuk parmağı tamamen kesti ve eli yıkamaya, sarmaya başladı. Çocuk bu esnada hayret veren bir itidal ve lakaytlık gösteriyor, yalnız ara sıra şiddetle dişlerini sıkıyor ve sapsarı kesiliyordu. Bu dayanılmaz acı hamlelerinden sonra sanki zaafını göstermiş olmaktan ve siyah gözlerini namleten yaşlardan tutmamış gibi soluk ve çok ince dudaklarına bir tebessüm geliyordu. Yüzüne hayretle bakan doktora, "Bir şey değil doktor bey, bir parmaktan ne çıkar?" dedi. "Bir şey çıkmaz ama oğlum, sen biraz fazla kan kaybetmişsin." Kaymakama döndü. "Ayakta nasıl durabildiğine hayret ediyorum." Bu esnada müdde-i umumi sordu. Bizden evvel buraya giren oldu mu? Muhtar atıldı. Ben girdim ama her şeyi olduğu gibi bıraktım. Geldiğim zaman odayı böyle bulmuştum. Müdde-i umumi çocuğa döndü. Bunları sen mi yatağa koydun? Zaten yataktaydılar. Ben başlarını yastığa getirdim. Yorgan cağızını üstlerine çektim. Uyusun fukaracıklar gayrı. Ne yapalım? Bunları söylerken tavrında bir kalenderlikten ziyade bir irade, birçok büyük ve düşünceli adamları gıptaya sevk edecek bir irade görünüyordu. Çaresiz bir şey için hem de bu kadar şehirlinin karşısında teessür göstermekle herhalde izzeti nefsine dokunuyordu. Kaymakam tekrar sordu. Senin kimin kimsen var mı? Bunlardan gayrı kimsem yoktu. Çocuğun bu metaneti orada bulunanların kalbini parçalıyordu. Zaten bir felakete sükun ve itidalle tahammül edenlerin manzarası, o felaket için ağlayıp çırpınanların manzarasından çok daha korkunç ve ezicidir. Kuru ve sabit gözlerin arkasında nasıl bir ateşin yandığı, yavaşça kalkıp inen göğsün içinde nelerin kaynadığı bilinmediği için insan müdemati bir ürkeklik ve tereddüt içinde üzülür. Kaymakam küçük Yusuf'un elinden tuttu. Kendine doğru çekti, gözleri yaşarmıştı. ''Gel benimle öyleyse.'' dedi. ''Nereye geleyim?'' ''Benimle gel. Benim yanımda kal. Ben seni baban gibi severim. Olmaz mı?'' ''Beni babam gibi sevemezsin ama geleyim. Senin de kimin kimsen yok mu?'' ''Var. Ama sen de gel. Benim oğlum ol. Benim hiç erkek çocuğum yok.'' Yusuf'un çenesinin altından tuttu, başını yukarıya doğru kaldırdı. Fakat Yusuf silkindi ve başını çekti. Yavaş yavaş odanın bir köşesine çekildi. Tahkikat bitip hiçbir iz bulamadan kasabaya dönerlerken Yusuf da beraberdi. Köyden tedarik edilen küçük bir atın üzerinde dimdik duruyordu. Yalnız gece kaymakamın evinde yatağa yatırıldığı zaman
kendini kaybetti ve 2 gün ateşler içinde sayıkladı. 2. Kaymakamın karısı Şahinde Hanım eve bir köylü piçinin getirilmesinden hiç de memnun olmadı ve bunu çocuğun yanında bağıra bağıra söylemekten çekinmedi. Selahattin Bey gençliğini deli gibi geçirdikten, hayatın tadılmadık zevkini bırakmadıktan sonra birdenbire yorgunlaştığını, artık daha fazla koşacak kuvveti olmadığını görmüş, 5 sene kadar evvel bu kendisinden tam 15 yaş küçük kızla evlenivermişti. Bizim küçük Anadolu şehirlerimizde bu müzmin evlenme hastalığı daima hüküm sürmektedir. En kuvvetliler bile 1-2 sene dayanabildikten sonra bu amansız mikroptan yakalarını kurtaramazlar ve kör gibi önlerine ilk çıkanla evleniverirler. Tabii bu evlenmede herhangi bir müşterek hayattan ziyade erkek için evde bir kadın bulunması, kız için de münasipçe bir kısmet varken kaçırılmaması düşünülmüştür. Bu izdivaç mikrobu evlendikten sonra faaliyetine başlar. Evvelce bir takım emelleri olan yükselmek, kendini göstermek, eser vermek isteyen adamlara bir kalendarlık, bir lakaytlık gelir. Evde meram anlatmaya asla imkan olmayan seviyesi, ahlak tellakisi, dünya görüşü ve itiyatları büsbütün ayrı bir mahlukla daimi bir beraberlik insanı dış hayatta da bedbin yapar ve bütün insanlardan şüpheye düşürür. Evlendikten sonra bir adamın bütün gayesi ve istikbal düşüncesi bir kere içine girmiş bulunduğu ve şimdi mukadder tellaki ettiği bu belayı ses çıkarmadan ve dosta düşmana pek belli etmeden sürükleyip götürmek, onda herkes tarafından söylenen fakat kimse tarafından bulunamayan meziyetler ve saadetler araştırmaktadır. Selahattin Bey 30 yaşına kadar gençliğinin ve içindeki sönmez görünen enerjinin yardımı ile hürriyetini ve benliğini koruyabildi. Fakat insanın damarları ve sinirleri bazen iradesinden ve aklından daha kuvvetlidir. Ve muhayyilimiz bizi ifal etmekte bazen birçok fettanlar geri bırakır. Ve bunlar hüküm ve nüfuz ellerine aldılar mı iş bitmiş demektir. Artık dimağımızın bu işi mantığa uydurup makul göstermesi bir zaman meselesidir. Selahattin Bey oldukça güzel olan bu kızı evvela kendisiyle bir ayarda bir mahluk gibi değil, güzel bir kedi, bir kuzu gibi sevdi. Lakin derhal anladı ki bu kızcağız kendisini hiç de küçük, basit görmemekte, bir müsevat istemektedir. Gene de pek az zaman içinde tespit etti ki bu güzel kedinin çok sivri tırnakları, bu kuzunun sert boynuzları vardır. Şahinde, Selahattin Bey'den adamcağızın hiç aklına getirmediği bir şeyi kendisine akran muamelesi etmesini istiyordu. Tabi derhal bir sürü tatsızlıklar, hatta bir hayli acılıklar baş gösterdi. Selahattin Bey'in bu esnada en az işine yarayan şeyler, mantık ve akıl gibi bazen pek gülünç ve aciz oluveren büyük isimli vasıtalardı. Kapalı büyüyen, bu şekilde bütün tabi arzu ve ihtiyaçlarını içinde hapsetmeye mecbur olan genç kız, gayet tabi olarak sinirli ve manen bozuk bir mahluktu. Anası onu gezmeye götürürken bir saat saçlarını düzeltmeye uğraştığı halde ne anasının ne babasının aklına bu kafanın içiyle de bir parça meşgul olmak düşüncesi gelmemişti. Onlar işportaya konan bir elma gibi onu süsleyip temizlemişler, parlatmışlar, sonra yağlı bir müşteriye okutmuşlardı. Kız yetiştirmekten de gaye bu değil miydi zaten? Hakikaten gece saat 12'ye kadar tavla ve çene attıktan sonra ciddi bir tavır alarak eve gelen ve yatakta beyaz, tombul bir vücut arayan birçok koca için bu çeşit karılar birebirdi. Fakat Selahattin Bey gibi akıllınca bir aile yuvası kurmak isteyenler, işlerin bu şekli alıverdiğini, çok gafillik ettiğini görünce büyük bir hayal inkisarına uğruyorlardı. Selahattin Bey neler yapmıştı? Eline geçirebildiği ve Şahinde'nin anlayacağını tahmin ettiği kitapları getirir, onun fikrini yükseltmek isterdi. Fakat bunun ilk tezahürleri, karısının manasız ve lüzumsuz yerlerde lügat kullanması olurdu. Selahattin Bey bunları düzeltmek istedi mi, karısının gururu yaralanır ve derhal kızılca kıyamet kopardı. Selahattin Bey, kızın yaşı küçük olduğunu, gözlerini dünyaya kendi evinde açtığını düşünerek onu yola getireceğini, kendisine bir arkadaş yapabileceğini zannetti durdu. Ona evlat ve kardeş muamelesi yapacak oldu ve çirkin bir alayla karşılandı. Efendi ve hakim muamelesi yapacak oldu, ya isyan yahut da daha ileri gidecek olursa bayılma nöbetleriyle karşılaştı. En nihayet
Ona tam bir müsavat vermek isteyince de bir sürü yersiz taleplere, saçma hareketlere ve sonradan görme arzulara tahammül mecburiyetinde kaldı. Bereket versin, Anadolu'nun bu yalnız kendisine mahsus dertleri yanında bunların gene yalnız kendisine mahsus çareleri de vardır. Bunlardan en birincisi rakıdır. Burada felaketzade memur içer, müflis tüccar içer, fena mahsul çıkaran eşraf içer. Senelerden beri aynı köşede bırakıldığı için içerleyen zabit içer ve nihayet karısıyla geçinemeyen kaymakam içer. Selahattin Bey de içiyordu ve kocasının sarhoşluğu karısını herkes nazarında yavaş yavaş bir şirret ve tecrübesiz kız mevkinden alıp bir sabır ve feragat melaikesi mertebesine çıkarıyordu. İzdivaçların ilk senesinde dünyaya gelen kızcağız bile anasıyla babası arasındaki bu geniş uçuruma bir köprü olamadı. Doğduğu günden beri dünyanın bir acayipler diyarı olduğunu ona anlatmaya çalışıyorlardı. Gece yarısı mışıl mışıl uyurken iki sinirli el ona sarılıyor ve hıçkıran bir göğse bastırıyordu. Çocuk anlamayan gözlerle bu alel acayip hareketlere bakarken ağlamaklı bir ses kulağının dibinde vızıldamaya başlardı. Ah benim talihsiz kızım, ah benim zavallı muazzezim, benim yetim yavrucuğum, bak baban hala gelmedi. Ah benim talihsiz, masum yavrucuğum. Çocuk bu sözlerden bir şey anlamaz fakat haliyle asıl talihsizliğin böyle gece yarısı uykudan uyandırılıp hırpalanmak olduğunu söylemeye çalışır. Sonra daha fazla tahammül edemeyerek anasının ağlamasına da tiz bir perdeden iştirak ederdi. Annesi bu sefer onu susturmak için kucağında hoplatarak odada dolaşır. Sonra bahçeye çıkarak kızcağızı orada avutmak isterdi. Bahçede karanlık yapraklı ağaçları, bunların arasında süzülüp gelen ay ışığını görünce biraz susar gibi olur çocuk. Kemiklerine geçen soğukla tekrar feryada başlar, komşuları uyandırırdı. Sus şekerim, sus benim bir tanecik kızım, sus, baban şimdi gelir. Sen ağlama, benim babası sağken yetim kalan kızım, Allah bize çektirenlerin yanına komaz. Bu esnada komşu evlerden birinin penceresi açılır, bir kadın başı görülür ve sorardı. Ne o? Şahendeciğim. Kızım, bey gene mi gelmedi? Gelmedi teyzeciğim. Yavrucuğum da babası gelmeden uyuyamıyor. Akşamdan beri baba baba diye çırpınıp duruyor. Ne yapacağımı ben de şaşırdım teyzeciğim. Komşu teyze genç kadına bir takım nasihatler verdikten ve kocasına bir sürü beddua ettikten sonra çekilir. Bu esnada kapı açılarak Selahattin Bey girer, merdivenleri yıkıla yıkıla çıkarak kendi elbisesiyle yatağa atardı. Odaya girip kendisini soymak isteyen karısı, sarhoşun zaten taşmaya hazır olan rikkat ve nadamet hislerinin boşanmasına sebep olur, kendini bilmeyen adam anlaşılmaz kelimeler mırıldanarak karısının ellerine sarılır, onları öper, yumrukları ile göğsünü ve beyaz saçlı başını dövmeye başlardı. Bu çok ateşli tarziye şeklinden ziyadesiyle mütehassıs ve müteyyiç olan Şahin'de gözyaşlarına büsbütün cereyan verir, bütün bunlardan bir şey anlamayan ve şimdi yatağın kenarına bırakılmış olan küçük Muazzez de şikayet ve sitem dolu ağlamasına devam ederdi. 3. Yusuf evin içindeki bu anlaşılmaz hallere şaşkın şaşkın bakıyordu. Anasıyla babası arasında da kavga olurdu ama bunlara kavgadan ziyade babasının herhangi bir şeye kızıp acısını anasından çıkarması demek daha doğruydu. Çünkü zavallı kadıncağız mukabele etmek, hatta ağzını açamak şöyle dursun, gözlerini bile kaldıramaz, sessiz sessiz ağlardı. Yusuf bir kadının çenesini bu kadar açabilmesine hayret edebiliyordu. Bunlara tahammül eden kaymakama biraz da merhametle bakıyordu. Kendisine karşı yapılan muamelelere aldırış ettiği yoktu. Bir evde sözü geçecek, hükmü yürüyecek yegane adam o evin erkeği olduğuna ve bu erkek de kendisini istediğine göre Şahinde Hanım'ın sözlerinin bir kıymeti olamazdı. Kendisine karşı bazen pek edepsizleşen kadına karı kısmının sözüne bakılmaz, herhalde senin aklın pek yerinde olmamalı demek isteyen gözlerle bakar. Yalnız Selahattin Bey'in bu çenesi gevşek karıyı ne diye kolundan tutup kapı dışarı etmediğine hayret ederdi. İlk geldiği günlerde kimseyle konuşmaktan çekinirdi. Havalar yavaş yavaş soğuduğu için odada oturur, iş gösterilmediği zamanlarda pencereden Kuyucak dağlarına doğru bakar, bulutların arka tarafında bir şeyler görmek ister
Fakat odaya birisi girer girmez derhal başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul olurdu. Herkese, hatta kaymakama bile soğuk davranırdı. Şahin'de bu çocukta insanlık, his namına bir şey bulunmadığını, anası babası öldürüldüğü zamanki lakaytlığını ileri sürerek söyler dururdu. Hakikaten hiç kimse bu çocuğun şimdiye kadar herhangi bir münasebetle herhangi bir hissi tezahür gösterdiğini görmemişti. Yalnız ara sıra karı koca kavga ederken adeta kim ve istihap ile Şahinde'ye dikilen gözleri Selahattin Bey'e ilişince öyle yumuşaklaşır, öyle tatlı ve birçok şeyler söyleyen kıvılcımlarla dolardı ki bunu gören bir adam Yusuf'un içerisinde bizimkilere hiç benzemeyen, bizimkilerden çok daha derin ve büyük bir takım hislerin bulunduğunu zannedebilirdi. Yusuf'un hislerini göstermekten çekinmediği yegane mahluk küçük Muazzez'di. Muazzez tombul ve boğumlu ayaklarıyla odada tıpış tıpış dolaşırken Yusuf onu dudaklarının kenarında hafif bir tebessümle takip eder, sonra dayanamayarak kucağına alır, yavaş yavaş adeta kırılmasından korkuyormuş gibi ihtimamla okşardı. Küçük kız bütün evdekiler arasında kendisiyle patırtısız, gürültüsüz meşgul olan bu çocuğa başkalarına pek göstermediği mülayim tarafını gösterir, onun burnunu, saçlarını çeker, Yusuf kendisini koltuklarından tutup hoplattıkça başını geriye atarak kahkahalardan kırılırdı. Fakat bu oyunlar ve bu mini mini kız Yusuf'u açmaya, neşelendirmeye kâfi gelmiyordu. Bazen gözü pencereden kuyucak tarafına ilişiyor, hemen kendisine bir durgunluk geliyor, çocuğu kucağından yere bırakarak düşünmeye başlıyordu. Bu sırada Muazzez de sanki her şeyi anlıyormuş gibi hiç sesini çıkarmadan bir köşeye çekiliyor, büyük ve mamum gözlerle Yusuf'a bakıyordu. Yusuf'un bu halleri Selahattin Bey naklen Edremit'e, yani kuyucaktan çok uzağa tayin edilinceye kadar devam etti. 4. Yusuf ilk defa Edremit'te mektebe gitti. Fakat bu mektep devri pek uzun sürmedi. Buraya geldikleri zaman Yusuf 10 yaşlarında kadardı. Sarı benizli, naif fakat kuvvetli ve dayanıklı bir çocuktu. Görenleri onu kendisinden daha büyük birkaç çocuğu bile yıldırabileceğine imkan vermezlerdi. Halbuki mahalle kavgalarında her zaman karışmasa bile karıştığı zamanlar daima baş olur ve 4-5 kişiye karşı kordu. Hasımlarını ürküten onun kuvvet ve cesaretinden ziyade hiç kaybolmayan sükuneti ve kendisine olan sonsuz emniyetinin her hareketinde görülen tezahürleriydi. Mektep onu sıkıyordu. İlk zamanlarda, yani okuma öğreninceye kadar devam eden merak ve alakası pek çabuk kayboldu. Bir sürü kıvır zıvır bilgi sahibi olmak için o bey çocukları ile düşüp kalkmayacağını söylüyordu. Tabi bunlar Şahinde'nin yeni bir takım hücumlarına ve çocuğun istikbaline dair falcılıklarına yol açıyordu. Kaç defa Selahattin Bey'e, "Bey, bu çocuk senin başının derdi demez miydi? İşte adam olmaktan nasıl korktuğunu gör. İşte parmağımı basıyorum. Bu çocuk ya hamal ya yol kesici olacak. Ama sen kendin sardın başına bu derdi. Kimsede kabahat yok." diye çatmıştı. "Peki ama karıcığım, ne istersin bu çocuktan? Bakalım, biraz daha büyüsün, belki biraz heveslenir. Daha köyünden ayrıları bir sene bile olmadı. İçinde ne kadar olsa serbestlik arzusu var. Şehirlere alışamadı." "Sen bilirsin. Fakat bu ahlaksız mahalle piçi hep böyle kapuklukta devam ederse ben kızımı alır giderim. Sen sevgili Yusuf'unla otur ondan sonra." Selahattin Bey böyle şeylere hacet kalmayacağını, hem artık ikide bir de bu pılıyı pırtıyı toplatmak tehdidinden vazgeçmesini, eğer canı pek gitmek istiyorsa işte kapının açık olduğunu, fakat Nazilli'de reji ambar memuru olan babasının kendisini dört gözle beklemediğini biraz sertçe bir lisanla ona izah ediverir ve bunun arkasından yarım saatten fazla süren bir ağlama ve çırpınma nöbetini yatıştırmakla uğraşırdı. Yusuf'un tahsile karşı olan bu lakaytlığı Selahattin Bey'in de hoşuna gitmiyordu. Ama çocuğun ne kadar garip tabiatlı olduğunu bildiği için fazla ısrardan çekiniyordu. Birkaç kere soracak oldu. "Yusuf, sen neden okumak istemiyorsun?" "Okumak öğrendim ya, daha ne okuyayım?" "Canım, bu kadar yetmez. Bu dünyada birçok şeyleri bilmek lazım. Sırası düştükçe bilenlerden öğrenirim." "Hocadan öğrenmek daha iyi değil mi be oğlum?"
Hoca çocuğun aklına ve gözlerinin önüne gelince dudakları elinde olmayarak bir büküldü. Kaşlarını kaldırdı. Hocanın bildiği birisinin işine yarasa kendi işine yarardı. Sen bile okudun bildin de ne oldun sanki? Benim babam bir şeycikler bilmezdi ama evinde sözü senden çok geçerdi. Dedi ve usulca mahrem bir tavırla ilave etti. Şu Şahinde anam sabahacak encek gibi dırlanır durur da bir yolunu bulup onu bile susturamazsın. Ne edeyim ben senin okumanı? Bu sözlerin çocukça ve basit olması onlarda oldukça hakikat bulunmasına mani değildi. Ve çocuk mantığına hitap ederek bunları mukabele etmek Salahattin Bey'e çok güç geldi. Bir müddet işi oluruna bırakmaya karar verdi. Şahinde de bütün dırıltısına rağmen bu işten pek şikayetçi değildi. Muazzezi her zaman Yusuf'a bırakıp istediği gibi gezebiliyor, kızı her yere götürüp başına dert etmek ya da evde bırakıp gözü arkada kalmak gibi sıkıntılardan kurtuluyordu. Böylece küçük Yusuf bir sur harabesi üzerinde çıkan bir yabani incir ağacı gibi biraz sıkıntılı ve şekilsiz fakat serbest ve istediği gibi büyüyor, gelişiyordu.